Herkese merhabalar sevgili dostlar. Benim meslek hayatımda en sık aldığım sitem şu: her şey taktik mi olacak Gürkan? Normal, içimizden geldiği gibi yaşayamayacak mıyız? Hatta geçen gün birinin videosunu gönderdi asistanlarım. Ya taktikle yapılan yapmacık şeylerden uzak durun, dinlemeyin bu taktikçileri falan diyor. Ön yargılarını kıskançlıkla bulamış bir kişi. Ben de şunu diyorum: İlişkilerde bazı şeyler taktik değil, olması gerekenlerdir. Olması gerekenleri taktikle karıştırırsan bir kısır döngü içinde bulursun kendini. Bugünkü videomuzun konusu gibi mesela. Birinden hoşlanıyorsunuz, çok etkileniyorsunuz. Bu durumda yapmamanız gereken, düşmemeniz gereken 3 tane davranış, hatadan bahsedeceğim sizlere. Taktik mi her şey ya? İçimden geldiği gibi yaşamak istiyorum. Seçeneği size kalmış. İsterseniz içinizden gelen yanlışlıklarla, alışkanlıklarla deneyin şansınızı. Ama öyle olunca ya kaçırırsınız karşınızdakini ya da cepte olduğunuz, değer görmediğiniz bir ilişkiye kucak açarsınız. Neden? Çünkü yanlış başlangıçlarla doğru sonuçlara ulaşılmaz. Ben ise sizlere şunu sunuyorum: maddelerimi yapın, taktik olarak değil ama olması gerektiği için yapın. Yapın ki sonradan üzülmeyin. Yapın ki daha kaliteli bir ilişki yaşayın. Karar size kalmış. Hadi başlayalım bakalım. Birinden etkilendiğinde, hoşlandığında uzak durman gereken 3 davranış neymiş? 1. En yüksekten puanlama. Biriyle tanıştığımızda, mesajlaştığımızda, görüştüğümüzde hangisi ise karşımızdakine puan veririz. Puan dedim ama herkes de farklıdır bu. Bazısı puan der, bazısı yorum. Bazısı wow der, bazısı eh der. Bunlar bile puanlamadır aslında. Bu puanlar bazen bize karşımızdakinin davranışları sonrasında verilir. Bazen kriterlerimizi taşıdığını fark ettiğimiz anda verilir. Nasıl verilirse verilsin, fark etmez orası. Önemli olan puanı en yüksekten vermemek. Puanları zaman içinde topladığını izlemek, görmek. Tanıştın, karşınızdaki kişi tam istediğiniz fizikte. Uzun boylu, esmer, güzel, yakışıklı. Hop, verdin onun üzerinden 10 puanı. 10 puan alınca ne oldu? Gözünde büyüttün büyüttün. Kapıldın gittin. Ona Tanrı'nın bir lütfu gibi davranmaya başladın. Sen de kendini dünyanın en şanslı insanı ilan ettin, o karşına çıktığı için. Ne oldu peki? Karşı taraf verdiğin 10 puanı gördü ve rahatladı. Artık kırılacak puanlar umrunda değil. Zaten almış en yüksek puanı. Tamam, art niyetli olmasın kişi. 10 puanı bu kadar kolay aldığı için rehavete kapıldı. Belki çok daha emek harcayıp çok daha mutlu edecekken seni bu mutlulukla yetinmeni sağladı. Sen ne yaptın? O kadar yüksek puan verdin ki zirveye çıkardın. Puanlar kırıldıkça da istediğinin olmadığını görünce de zirveden yere düşürdün. Hem onu hem hayallerini. En büyük kırılma sesi en yüksekten düşen nesnelerden çıkar. En büyük hayal kırıklıkları da buna dahil. O yüzden ne yapmalı dostlar? Puan verirken cömert olmamalı. Fiziği tam istediğin gibi mi? Ver 2 puanı. Seninle çok mu ilgilendi? Tam istediğin gibi mi? Ver 1 puan daha. Kibar mı, nazik mi, anlayışlı mı, şefkatli mi? Ver 2 puan daha. Sonra da uzaktan bak. Daha 5 puanı var de. En az 7 olmasını beklemeliyim de. Bırakın puanlar zamanla verilsin. Çünkü ancak böyle hayal kırıklıklarının, acılarının, umutsuzluklarının önüne geçersin. Hoşlanınca yüksek puandan başlatmak sana da karşınızdakine de zarar verir. Sağlıklı olmaz. Bir meyvenin olgunlaşmasını beklemek gibi. Bir yemeğin pişmesini beklemek gibi. Bazı şeylerin tadı zaman geçtikçe oluşur. İlişkileri de böyle düşünmek gerekir. 2. İltimaslar sağlama. Sana iltimas bitmez bende diye bir şarkı vardır, bilirsiniz. Çok güzeldir şarkı ama çok kızarım ben sözlerindeki içeriğe. Karşı tarafın cebine girmektir çünkü bence bu. İnsanların sınırları vardır. Olmalıdır da. Sınır, prensip, kırmızı çizgi, adı neyse. Bunlar insanın güven alanıdır. İyi hissettiği alandır. Ya da kendini dizginleyebildiği alanlardır. Vicdanını rahatlattığı alanlar. Hakaret kırmızı çizgindir senin. Bugüne kadar hakaret edilecek bir ortamda durmamışsındır. Cinsellik kırmızı çizgindir senin. Tanımadan, bilmeden, etkilenmeden yakınlaşamıyorsundur. Maddiyat sınırların vardır. Bir boyuta gelmeden bu konuların konuşulmasına bile karşısındır. Geçmişini saklamak prensibindir. Bu konuda detaya girmiyorsundur. Kimse bilmesin istiyorsundur. Sayısız örnek olabilir. Ama hoşlanıyorsun, puan da veriyorsun az önce bahsettiğim gibi en yükseğinden. Sonra da başlıyor bir sınırların esnetilmesi, iltimaslar sağlanması. Genişliyor, sınır falan kalmıyor. Prensip de hani kırmızı çizginde. Yok, hoşlandın ondan. Şimdi prensip minensip kırmızıdır, mavidir, aman kaçırmayalım deniyor.
ve bir sürü iltimas sağlanıyor. Ne oluyor? Artık geri dönüşü olmuyor. Ya ben bu cinsellik olayına şöyle böyle bakıyorum dendiğinde bırak Allah seni ilk görüşmede birlikte oldum benle deniyor. Ya ben bu konuları konuşmayı sevmiyorum. Geçmiş özeldir deniyor. Karşı tarafta ne o eskiden anlatıyordun şimdi havalara girdin diyor. Bunlar karşı tarafın dedikleri. Bir de senin hissettiklerin var. O çok daha can sıkıcı. Vicdan yapman, pişman olman, acaba değer mi, acaba hak etti mi, acaba yine ister mi, acaba alışkanlık haline getirir mi? O yüzden sevgili dostlar, hoşlandığını hissettiğin an, etkilendiğini hissettiğin an o iltimasları sağlama. Sınırlarını, prensiplerini, hayır deme yeteneğini koruduğun sürece sensin. Seni sen olduğun için sevmeli, değer vermeli. Sınırlarını esnettiğin için değil. Sen olmak demişken bu da diğer maddemiz. Başkası olma, kendin ol. En ama en büyük yapılan hata. Hoşlandığında, etkilendiğinde kendini beğenmeme, kendin gibi olamama durumu. Hoşlanınca bazen birden rol yapmalar başlanıyor. Farklı davranma yapılan en büyük yanlış oluyor ilişkilerde. Bu durumun sakıncalarını anlatmakla bitmez. Sen olmaktan çıkıyorsun. Özgüvenin gitgide düşüyor. Üzerine bir rol yapışıyor. Artık devamlı öyle davranmak durumunda kalıyorsun. Başkası gibi olmanın üzerine verdiği yük. Yoruluyorsun ama taşımak zorunda kalıyorsun. Bir kere bırakırsan karşı tarafı kaybedeceğin korkusu yapışıyor üzerine. Karşı taraf seni yanlış tanıyor. Belki de sen olsan tam istediği gibi birisin. Ama o halinde kafasında soru işaretleri dolanıyor. Yorgunluk, özgüven zedelenmesi, zamanla karşı tarafın sana azalan güveni derken bir çukura düşüyorsun ve oradan çıkamıyorsun. Olay çok basit oysa. Kendin gibi olacaksın. Kurallara uyarak tabii. Yani kendin gibi olayım derken, naber İbrahim? Bak üstüne bir şey dökülmüş. Hop şaka. Tadında yaklaşırsan o da olmaz. O kadar da kendin gibi olma derim ben. Tamam, burası işin şakası. Her şeyin fazlası zarar. Kendin gibi olmanın abartılması da. Şunu unutmamak lazım. Herkes öyle böyle kendine hastır. Senden bir tane daha yok. O yüzden saklamaya çalıştığın özellikler belki de karşı tarafın aradığı özelliklerdir. O yüzden bu şekilde bakmalı, bu şekilde davranmalı. Şimdi sevgili dostlar, gelelim tekrar şu taktik olayına. Birinden hoşlandığında şu 3 tane şeyi yapma dedim. Bunlar sizce taktik olabilir mi? Sınırlarını esnetme, birden güvenme, kendini kaptırma, rol yapma mantığı taktik değil, olması gerekendir. He ama eğer taktik olarak alıp yapacaksan yine yap. Çünkü sana saydığım bu 3 madde hiçbir şey kaybettirmez. Tam tersi çok şey kazandırır. Diğer yandan şunu söylemekte de fayda var. Bunlar sizin yerden kesilen ayaklarınızdan tutulup yere indirmek için değil. Gözleri yaşlı, ilişki mezarlığına gömülecek hayallerinizin önüne geçmek için. Her şey sizin için yani. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.